yoğun bir haftayı geride bıraktık ve açılışta da belirttiğim gibi artık milli heyecanı yaşayacağımız günleri bekliyoruz. İlk maç cumartesi günü Kayseri'de Galler karşısında olacağız, misafir edeceğiz ve sonrasında Karadağ deplasmanında olacağız. Tüm maçlar bu ve diğer tüm Uluslar Ligi maçları bir kez daha hatırlatalım. Hem kendi takımımızın, milli takımımızın maçları hem diğer ülkelerin Uluslar Ligi maçları da Eksen platformunda TV8.5 ekranlarında yayınlarla, farklı anlatımlarla ve içeriklerle sizlerin karşısında olacak. Hafta boyunca milli arada da futbolsuz kalmayacaksınız. TV8.5 ekranlarında ve Spor YouTube'da. Evet, Evren Hocam, Ümit Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. 12. haftayı bitirdik. İsterseniz bir genel bakış yapalım. Ne oldu, ne bitti ama öncesinde yayına girmeden yaklaşık bir saat önce biz aldık haberi. Sizler de tanıyorsunuz, özellikle Ümit Hocam sanırım İyi tanıyor. Gençler Birliği menşeili olduğu için. Zeynel e, Soyver'i kaybettik. Eski teknik direktör, futbolcu, çok önemli bir isim. 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kendisine bas sağlığı, kederli ailesine de Allah'tan sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Gençler Birliği'nin Rüzgar'ın oğlu lakaplı evet. forvetiydi. Ümit Hocam sen bir iki cümle etmek ben istersin. Gençler Birliği'nin önce ilk Ankara Gücü altyapısında başladığımda Zeynel Hoca da Ankara Gücü'nü çalıştırıyordu o Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Yani bizim dönemden bir, çok tanıdığımız bir teknik adam. Ama tabii çalışmadık yani o bize o, daha gençtik o zaman. Allah ailesine sabır versin. Evet bir kez daha bas sağlığı dileklerimizi iletelim. Soyver ailesine, yakınlarına ve Türk futbol camiasına. 12. hafta neler oldu? Hangi maçlar oynandı? Sonuçlar nasıldı ve oluşan puan durumu ne? Bir kez daha bir hatırlayalım ve ligin genelini konuşarak başlayalım. Cuma etabında Kasımpaşa kendi evinde Kayseri 2-1 mağlup oldu. Cumartesi etabında Antalyaspor evinde Bodrum Futbol Kulübü'nü 3-2 yendi. Alex ve Volkan ilk kez teknik adam olarak rakiptiler. İki eski takım arkadaşı. Hatayspor evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1 ile geçti. Hatay Spor'da uzun bir aradan sonra 3 puanla tanışmış oldu. Çaykur Rizespor Trabzonspor'u yine 3-1 yendi. Trabzonspor'da kan kaybı devam ediyor. Sıkıntılı günler yaşıyor. Bordo Mavili camia Adana Demirspor evinde Eyüp Spor'a Ahmet Kutucu'nun gerçekten müthiş jeneriklik golüyle 1-0 yenildi. 3 puan Arda Turan ve öğrencilerinin oldu. Pazar etabı Göztepe uzun süre golsüz beraber eden maçta devam eden maçta uzatma bölümlerinde 2 gol buldu. Arka arkaya biri penaltıdan olmak üzere ve Konyaspor'u Recep Uçar'ın talebelerini 2-0 geçti. Stoylov ve 3 puanı aldı. Galatasaray lig ikincisi Samsun Spor'u ağırladı. Gündüz maçıydı. Tempolu Tottenham maçından sonra maçın skoru merakla bekleniyordu. Galatasaray da yoluna kayıpsız, firesiz 3 puanı 3 golle alarak devam etti. 3-2 yendi. Başakşehir-Beşiktaş maçından gol sesi çıkmadı. Beşiktaş'ta da sıkıntılı günler var. Ki ilk günden maddemiz dün gece Ümit Hocam'la da konuştuk. Ee, sıcak gündem olduğu için Fenerbahçe-Galatasaray ve açıklamalar üzerine yoğunlaşmıştık. Beşiktaş'la başlayacağız. Bu gece top bizdeye. Fenerbahçe'de bu sezonun belki de en coşkulu maçlarından birinde belki en coşkulusunda Sivas Sporu evinde 4-0 ile geçti. Haftayı bay geçen takımsa Alanya Spor oldu. Oluşan puan cetveli. Lider Galatasaray 11 maçta 31 puanı var. İkinci sırada Fenerbahçe puanı 26. 3 Samsun Spor 25. 4 Eyüp Spor puanı 22. 5 Beş Beşiktaş puanı 21. Göztepe, Sivas, Başakşehir, Kasımpaşa, Konya ve Antalya. 11'e kadar sıralanan takımlar. Antalya Spor'un altında 13 puanlı Çaykur Rizespor, 12 puanlı 3 takımdan Trabzonspor, Gaziantep FK, Kayserispor. Sonrasında ise Bodrum Futbol Kulübü, Alanya Spor, Hatay ve Adana Demirspor geliyor. Evet hocam, siz de başlayalım. Evet. İlk 12 hafta tamamlandı, neredeyse bu da ligin 3'te 1'ine tekabül ediyor. Tablo da bu. Sonuçlar da bu. Hem 12 hafta özelinde hem de e, bu hafta özelinde genel bir bakış rica ediyoruz. Beşiktaş'ta mı yoksa genel anlamda Hepsine gelen sonra Beşiktaş'a geçeceğiz. Ya tabi, ligin başlangıcı şu an baktığın zaman Galatasaray hiç maç kaybetmedi. Yani bu çok büyük bir avantaj. Fenerbahçe'yle 5 puan önde. Beşiktaş'ta 10 puan önde. Yani bu şu ana kadar gelen durumda en başarılı takım Galatasaray. Sonuçlar zaten olarak, bunu evet. gösteriyor. Zaman zaman oyunlarda belki sıkıntı olsa da e, Galatasaray hem konsantrasyonu hiç bozmadı. Okan Buruk ve takım hep sahanın içerisinde kaldı. Sağ dışı olaylara çok ilgilenmediler. Zaman zaman giriş çıkışlar oldu. Takımın dengeleri belki Avrupa maçlarıyla ilgili biraz bozuldu. Ama sonuçlara baktığında da şu ana kadar hep zirvede. gitti Fenerbahçe'yi orada yendi rakibini. Bu çok büyük bir avantaj şampiyonluğa giderken. çünkü şampiyonluktan ne, kim ne derse desin. Büyük takımların birbiriyle oynadığı Beşiktaş'ı yendi. Yine bir artı cebine koydu. Yani şu ana kadar gidişe bakıldığında... Yarışabileceği iki muhtemel rakibin de yendi. Yandı. Yani bu ciddi bir avantaj. Ee, tabii Fenerbahçe yine ne olursa olsun e, derbiyi kaybetse de, puan kaybetse de ekstra. Ee, yine de o zirveyi tam kopmadı. Yani orada 8-9 puan olsaydı iki rakip arasında iş biraz daha zor olurdu. Ee, Beşiktaş'a gelecek olursak da Beşiktaş... E, aslında çok konuştuk Beşiktaş'ı bu konuda sezon başı biz. Hı hı. E, şu an Beşiktaşlar biraz daha gerçeklerle yüzleşiyorlar. Çünkü bu kadro yapısına baktığın zaman işte rakip takım, şey e, rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe. Biri 32 gol atmış, diğeri 27, Beşiktaş 19 gol atmış. Biz Beşiktaş'a ne diyorduk? İşte Rafa Silva, Immobile, işte Raşiska bir taraftan. Sonra işte Semi, João Mario geldi. Immobile. Yani baktığında ön tarafı evet iyi ama şu an Beşiktaş son haftalarda özellikle üretkenlikte bir ciddi sıkıntı çekiyor. E Kadro yapısı zaten çok geniş değildi. E, oyun da buna, Avrupa maçları da biraz orada ciddi derecede şey yaptı, yoğurdu onları. Kazandılar. Belki bazen kazanırken de kaybediyorsun. İşte Ümit Hoca hep söyler. Yani gerçekten e, o an kazanıyorsun ama belki sana onu getirisi çok daha kötü oluyor. Yani aynısı Malve maçı dönüş Başakşehir maçı. Temposuz bir maç. E, pozisyonun yok. Ama Galatasaray Fenerbahçe öyle değil. Galatasaray Fenerbahçe e, her her bir şekilde rakiplerine pozisyon bulup o ofansiyonu gol atıyor. Maçı çevirebilecek oyuncu çok fazla. Çok oyuncuyla oynayabiliyor. Bu ciddi bir avantaj. Artı bir de şampiyonluklarda aslında insanlar hep başka yerde arıyor olayı da. Genel yapıya baktığında, yani ben futbolun yapısından bahsedeceğim takım içerisinde ve hı hı. transferlerden. Şampiyonlukların geldiği senelere baktığın zaman, son 10 yıldan değerlendirelim. Türkiye'de şöyle bir kural var. Bu kesin, Beşiktaş da bunu o zaman da yaptı. Alman neydi, Gomez miydi Santrafor? Mario Gomez. Mario Gomez geldi Abi Santrafor'un golcü iyi oyuncu alacaksın. Atanım ve tutanım. Türkiye'de özellikle. iyi oyuncu almazsan Santrafor golcü şampiyon olamazsın. İstediğin kadar şey takım kur. Muhteşem takım. Bak Galatasaray'a durup. Artık bir tane almakla yani, da yetmiyor. Fena Galatasaray, daha, daha, daha Fazla, niye şampiyon oluyor? E Dropka geldi. Falka dönem hadi şey geçti. E Cank bu takımı şey yine gol kırılı oldu. Hadi onu saymıyorum çok fazla. E gitti Icardi. Osman geliyor. Baş... Yani şu var. Oraya abi iyi oyuncu alacaksın. İşi bitiren. Öbür taraflara da alacaksın ama orada senin işi bitiren adamın vereceğin abi ona neyse 20 30 40 Aa, bir gol atıyor yani 3 puan alıyor. Oraya şimdi. paraları dağıtacaksın ha. Oraya vereceksin. Sana bu adamla seni şampiyon yapıyor. Çünkü en son vuruşu yapan onlar. Finali yapan onlar. Onun için Galatasaray bu konuda yani burada her şeyi konuşuyoruz, eleştiriyoruz. E, hakemler bazında, federasyon, yönetim. Ama futbolun gerçeğine geldim şu var. İçeriye baktığın zaman abi golcün iyi olacak. Ben onu anlamam. Bu kadar paralar harcanıyor. Galatasaray bu strateji çok iyi yapıyor yıllardır. Onun için de bakıyorsun bir anda ne oldu şimdi İkardi sakatlandı mesela. Osimhen aldı. Arkada Batu Şahin var. çok artıya geçti Galatasaray. Hiç oraya şeyi bırakmadı. Hatta bu sakatlığından önce biliyorsun bir sakatlandığında gitti Hı. aldı. Şans dersin, fırsat transferi dersin bir şekilde aldı. Ama ne yaptı? Gitti aldı. Şu an ne oldu? O olmasa ne olacaktı? Çok başka bir şey konuşuyordu. Batu ile ben sana bir şey söyleyeyim. Yetinemeyebilirdi, yetinemeyebilirdi Belki şu an Fenerbahçe 3 puan öndeydi. Bilemez. Belki kafa kafaya erdi. Bir oyuncu diyorsun ama işte bir oyuncu bütün takımın çeyresini değiştirdi. Ama sen ne yaptın? Yapamadın. Öbürü ne yaptı? Bir tane adam aldı. Cenk Tosun'u yolladın. Tamam El Nesri'yi aldın iyi oyuncu. Ama bir Osman değil. Anladın mı? Bir Icardi değil. Şimdi bu Ceko çok kaliteli oyuncu. Ama 38-39 yani şimdi şampiyonlara giderken de e, takımlarımızın, kulüplerimizin bazı gerçeklerle yüzleşmesi lazım. Biz bu olaylar açısından hiç bakmıyoruz olaya. Biz daha çok dışarıda o ne oluyormuş oradan o gitmiş buradan bu gel. Evet orada problemler olabilir var. Ama bir de takımın bir gerçekleri var ki bu gerçeklerle kimse hiçbir e, camiye e, yüzleşmek istemiyor. Abi alıyor Galatasaray işte adamları. Veriyor parayı alıyor bir şekilde. Sen de en iyisini getireceksin. Sen de rekabet etmek istiyorsan bu şeyde en iyisini alacaksın ki geldim atacak tak diye. Burada Fenerbahçe etecek. ile yine belli bir Beşiktaş oranda kıyas olabilir de Beşiktaş'la Beşiktaş, kıyaslanacak Beşiktaş, bir durum yok. Orada işte. büyük strateji hatası yaptı. Bir de ikinci forveti Cenk Tosun ne dersen de Fenerbahçe'ye kaptırdın. Yani anladın mı? Orada aldığın süre ortada hiç, hiç tutabilirdin onu. Özel orada, bir neden yoksa bilmiyorum. Orada Romario'ya vereceğim parayı bir Santrafor daha alırdım. İmobilenin arkasına. Ya da bir Beck. Ya da bir Beck yani. bekten back yani. işte, önce bir bence bir şey Santrafor. Alacaktın bak bir sakatlandı şimdi kaleye gidemiyorsun. Bak bunlar çok önemli şeyler. Bunlar seni ligde götürüyor. O arada kopuyorsun. Sonrasın, geriye düştükten sonra zaten mental olarak da düşüyorsun. E Zaten medya, spor medyası o her taraf zaten karman çorman. Herkes bekliyor başarısı olunması veya yaptığın hatalar hemen ön, ön plana çıkıyor. Çünkü ilk başta ne diyorsun sezon başı? Ben bunu 13 yıldır bu piyasada hep duyarım. Kolej takımıyız. Kampta harika şeyler oluyor. Takımda acayip çalışıyor. Muhteşem bir giriş yapacağız. Bir giriyorsun iyi giriyorsun. Sonra ne oluyor? O senin kazandığın maçlar 6-7 hafta seni götürüyor taraftar işte öbür trolller seni unutturuyor o işi. Yani başarını orada diyor ki ya bak takım zaten çok iyiydi ya iyi ki bak onu yap. E sonra işler kötüye gittiği zaman bu sefer ne oluyor? Ocağı bekliyorsun. Elin kolun bağlı. Aratması. O arada ne oluyor? 15 puan oluyor. Galatasaray alıp götürüyor. Yani burada transfer planlaması çok önemli. Sezon başları ve alacağın golcü çok önemli. Galatasaray bunda son 10 yıla baktığında hep artıda, hep önde ve onlar çoğu gol karalı olmuş. Olmasa bile takıma çok büyük katkıları olmuş ve ciddi paralar verilmiş. Bu da ayrı bir strateji. Ama e, lig maratonu uzun. E, şu an baktığında milli maç arası ama avantajlı olan, e, psikolojik avantajlı olan, oyun avantajı olan takım Galatasaray. Ve Fenerbahçe ile mücadele edecek. Bu ikili yine geçen sene olduğu gibi. Görülen o ki çok büyük bir değişiklik olmazsa Evren Hoca'nın tespitleri gibi. Biz 10-15 puan fark demiştik sezon başı Ümit Hoca ile. Yani Fener yine Galatasaray'a. Geçen sene gibi 40-45'ler işte olmaz. Hı hı. Ee, şuna ona doğru gidiyor. Yani biraz 10 oldu şu anda. Şu 10 oldu. puan. Yani biraz ama daha... Galatasaray'la 10. Orada evet. hesabı evet. doğru yapmak lazım. Fenerbahçe ile 5. Yani toplamda 15 puanlık 15. bir geride. Öyle bakmak evet. lazım. Evet. Yani hangisini yakalayacak, nasıl yakalayacak, hangisi kaybedecek vesaire.